Şimdi Almanya'ya tekrar geri dönelim. Önemli bir haberimiz var sırada. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği temsilcileriyle buluştu. Görüşmeye Steinmeier'in eşi de katıldı. Almanya'da Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği temsilcileriyle buluştu. Görüşmeye Cumhurbaşkanı'nın eşi de katıldı. Bonn kentindeki Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen görüşmeye dernek temsilcileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Hatice Koçak katıldı. Müslüman kadınlarla bir araya gelmekten memnun olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği'nin iftar davetine korona salgını sebebiyle katılamadığını söyledi. Salgının devam etmesi sebebiyle Ramazan'ın bu döneminde de iftarda bir araya gelme imkanı olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, en azından iftarda bir araya gelemesek bile böyle bir vesileyle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyorum dedi. Buluşmanın önemli olduğunu kaydeden Steinmeier, Müslümanların korona sebebiyle alınan kurallara uymaları sebebiyle de teşekkür etti. Glaubens sich orientieren, sich halten an die Hygienebestimmungen, die in Deutschland gelten und in den meisten Ländern dieser Welt auch. Und es fällt mir wirklich schwer, und ich sage das schweren Herzens, dass ich auf der einen Seite dankbar bin und gleichzeitig darum bitten muss, dass Enttäuschung und Verzicht auch in diesem Fastenmonat noch zu berücksichtigen ist. Und ich weiß, dass Sie dazu auch viele Gespräche mit muslimischen Familien führen, Überzeugungsarbeit leisten. Und dafür sind wir Ihnen dankbar. Genel olarak bütün korona dönemindeki sorunları konuştuk. Müslümanların, özellikle kadınların şimdiye kadar yapmış olduğu katkıları, çalışmaları konuştuk. Özellikle sadece korona değil, Almanya'nın genel havası içerisinde Ramazan'daki zorlukları konuştuk. Yaşanan sıkıntıları konuştuk. Sıkıntıları nasıl aşılabileceği ile ilgili çözüm önerilerimizi konuştuk. Yani çok olumlu bir atmosferdeydi ve Almanya'yı konuştuk aslında biz bugün çok kısa bir süre içerisinde. Yani Almanya'yı ve Almanya'daki Müslümanları ve Müslüman kadınlar konuşulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı çok naif bir davranışla Ayten Hanım ve ekibini oraya davet etmiş. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten naif bir davranış. İftara katılamamış ama onları davet ederek bunu da koronadan dolayı olduğunu belirtmiş. Şimdi Skype hattımızda Ayten Kılıçarslan var, dernek başkanı. Onunla bir sohbet edelim. Bakalım orada daha başka neler görüşüldü. Efendim iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Zeki Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Yani Ramazan'a da çok iyi alıştık. Evet. Böyle uzun bir süre devam edebiliriz diye düşünüyorum ama şu korona olmasa. Evet. Çok naif bir davranışta bulunmuş. Sayın Cumhurbaşkanı söyledim, Steinmeier yani sizleri davet etmiş. Türk kadınının korona dönemindeki efendim yapmış olduğu çalışmaları konusunda sizlerden bilgiler almış. Neler konuştunuz? Demin söylediniz ama onun haricinde neler söyledi Sayın Steinmeier efendim? Aslında çok geniş kapsamlı bir görüşmeydi. Çünkü 1,5 saat sürdü. Yani görüntülerde yer alan ana giriş konuşmasında Ramazan'a ve korona'ya vurgu yaptı. Basında da daha ziyade korona hakkında bir takım bilgiler çıktı. Yani sanki biz aşı konusunu görüşmek için gitmişiz gibi oldu biraz ama diğer konularımızı da internet sayfasında bugün kamuoyuyla paylaştık. Neler konuşuldu? Bize tabii ilk başta Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıl davetini kabul edemediği için üzüntülerini belirtti. Evet. Bu sene de aynı şekilde tekrarını denedik. Çünkü bir ilk olacaktı. Şimdiye kadar biliyorsunuz hep genellikle evet, erkek egemen kuruluşlarımız evet, bu tür büyük boyutlu iftarlar düzenliyorlar. İlk defa biz bütün kadın derneklerini davet ederek listelerimizi de hazırlamıştık. Böyle bir çalışma yapacaktık. Olmadı maalesef. Fakat tabii Almanya'da hem Müslüman kadınların, Türk kadınları da bunun içerisinde tabii ki büyük ölçüde yer alıyor. Ama sadece Türklerle sınırlı olmayacak şekilde hem Müslüman kadınların hem de genelde Müslüman toplumun sosyal hizmet alanındaki evet, sorunlarını, sosyal politikadaki sorunlarını konuştuk. Evet. Hazır korona konusuna girmişken biz geçen sene yine 450 kişi üzerinde kendi sahamızda
bizimle gönüllü olarak çalışan 450 kişi üzerinde bir araştırma yapmıştık. Bunun sonuçlarını kendisiyle paylaştık ve koronadan etkilenen göçmen kökenli insanların aslında ne göçmenliklerinden ne de Müslümanlıklarından dolayı değil, yaşadıkları toplumsal sorunlardan dolayı korona hastalığından daha fazla muzdarip olduğunu sayılarla, verilerle anlatmaya çalıştık. Şimdi mesela bir iki örnek vermek isterim. Buyurun. Geçen yıl yaptığımız bu araştırmada şunu görmüştük. Almanya ortalamasının %19 üzerinde daha fazla işsizlik ve daha fazla kısa çalışma mağdur olan insanlar vardı. Tabii bununla bağlantılı olarak korona aileleri çok dar sahada uzun süre bir arada olmak zorunda bıraktı. Bu kötü bir şey değil ama küçük bir alanda küçük çocuklar, yetişkinler, işte aynı zamanda nesil çalışmasında yaşıyorsunuz. Diğer sorunlar da bunu etkiliyor. Bu aile içerisindeki problemleri artırdı. Aile içerisindeki şiddet dahil olmak üzere problemler arttı. Çocukların anne ve babalarıyla ilişkilerinde bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşanmaya başladı. Bunlar arttı. Ve biz mesela sayılarla yine ortaya koyduk, sormuş olduğumuz kendilerine bir anket dahil çerçevesinde detaylı olarak durumlarını sormuş olduğumuz insanların örneğin %48'inin yani %48 derken burada destek vermeye çalıştığımız insanlardan bahsediyorum. %48'inin çok dar ikamet alanlarında oturduklarını görmüş olduk. Yine aynı şekilde derslerin online sisteme taşınmasından dolayı homeschooling dediğimiz evde ders sisteminin yaygınlaşması ve buna öğretmenlerin ve okulun hazır olmamasından dolayı bir takım sorunlar olduğunu gördük. Mesela o dönemde biz birçok çocuğun ev ödevlerini kendi derneğimizdeki yazıcılarda basarak birkaç toner harcamış olduk. Yani birkaç paket toner harcamış olduk. Neden? Çünkü insanların evde böyle bir düzeneği yok. Hangi insanın evinde, hangi ailenin evinde bir yazıcı olur? Yani hangi ailenin evinde bir tarama makinesi olur? Bir de gelir düzeyi azsa zaten olmaz. Zaten olmaz ve normal orta halli bir ailede de çok doğal olarak bulunmaz. Dolayısıyla bütün bunlar bizim insanımızı çok daha fazla vurdu. Roller değişti. Anne babalar öğretmen rolünü üstlenmek zorunda kaldılar. Öğretici rolünü üstlenmek zorunda kaldılar. Eğitim durumları buna müsait olup olmadığına bakılmaksızın öğretmenler velilere çok yüklendiler. Tabii bütün bu sorunlar şunu gösteriyor ki sadece korona sağlık açısından değil, ruh sağlığı ve toplumsal sağlık açısından da bizim toplumumuzu biraz daha fazla etkileme riskine sahip. Bunları anlattınız değil mi yani? Bunları anlattık, bunları konuştuk. Zaten Cumhurbaşkanı da bu konuda bizimle hemfikirdi. Yani bunun özellikle son dönemde sosyal medyada yaygın olarak tartışılan, hatta medyada tartışılan, işte göçmenler çok fazla koronaya bulaşıyorlar. Yani onlar dikkat etmiyorlar, temizliğe dikkat etmiyorlar algısının doğru olmadığını. Çünkü göçmenlerin yoğun bir şekilde evde çalışma, yani home office yapabilecek imkana sahip olmadığını, yardımcı hizmet alanlarında çalıştıklarını, fabrikada, işte sağlık sektöründe çalıştıklarını ve dolayısıyla hastalığı eve taşıma risklerinin çok fazla olduğunu, yüksek binalarda yaşadıklarını, yani bahçesi olan müstakil evlerde yaşamadıklarını, bundan dolayı da çocukların ister istemez doğal olarak başka çocuklarla daha fazla temas halinde olduğunu ve tabii ki bağışıklılık sisteminin dengeli beslenme sorunundan dolayı özellikle mülteci ailelerde çok daha düşük olduğunu, mülteci yurtlarında kalanların bu sorunu daha fazla yaşadıklarını anlattık. Ama bunun dışında biz genel olarak Almanya'da Müslümanların bu yaşadığımız toplum içerisinde kendi hizmet alanlarını oluşturamamasından ve kendi hizmet alanları derken burada bir Caritas, bir Diakoni, bir Rotes Preuss gibi sosyal hizmet kurumlaşmalarının olmamasından, yani Muslimische Wohlfahrt dediğimiz sosyal hizmet alanında çatı örgütlenmelerinin henüz olamamasından ve bunun bir takım sorunları da beraberinde getirdiğinden bahsettik. Örneğin biz mesela geçtiğimiz yılın sonunda
Evet. Müslüman kadınların da çok daha dindar kesimden gelen veya işte daha topluma az açık olan ailelerden gelen, başka danışma merkezlerine gidemeyen, şiddet gören veya Müslüman olsun olmasın göçmen kadınların da sığınabilecekleri kadın sığınma yurtlarının özellikle Müslüman bir konseptle, Müslümanca bir konseptle uygulanan kadın sığınma yurtlarının açılması için bir başvuruda bulunmuştuk. Buna red geldiğini, bunun sebebinin Müslümanlara açık olmayan bir toplum, bir siyaset yapısından kaynaklandığını konuştuk. Peki efendim, ben bir şey soracağım. Da... Ben bir şey soracağım. Yoksa haberler bitecek sizinle birlikte. Sayın Çınar neler söyledi? Ben biliyorum çok geniş bir rapor. Ama kısa zamanımızda neler söyledi bunun harici yapacağız? Özet olarak şunları söyledi. Bir, Müslümanlar bu toplumun bir parçasıdır. Ve biz bu toplumda beraber yaşayacağız. Bu toplumu beraber şekillendireceğiz. Bunun mesajını verdi. Çok açık ve net olarak. Peki, teşekkür ediyoruz o zaman Cumhurbaşkanımıza. Güzel, ana mesaj, net. Evet, ana mesaj buydu. Diğer taraftan da 60 yıl... Göçün 60. yılı konusuna da girdik. Evet. O konuyu da çok detaylı olarak konuştuk kendisiyle. 60. yılda nelere dikkat etmeliyiz? Neler gözümüzden kaçabilir, kaçmamalı şeklinde bir soru sormuştu. Biz tabii bir kadın kuruluşu da olmanın getirdiği bir hassasiyetle 60 yıllık göç tarihinde genellikle fabrikalarda, ağır hizmet sektöründe, metal sektöründe, bergbau dediğimiz maden sektöründe çalışanlar gündeme geldiği için hep sanki bunun bir erkek egemen sorunmuş gibi anlatıldığını, aslında işçi kadınların da bu ülkede çok büyük katkılar sunduğunu, özellikle ikinci nesil ailelerin birbirinden kopuk yaşamak zorunda kalarak, daha sonraki nesillere bazı sorunları taşımak zorunda kaldıklarını ve bu yaşanan acıların da 60 yıllık serüven içerisinde muhakkak dile getirilmesi gerektiğini kendilerine ilettik. Peki efendim, Ayten Hanım, biliyorum çok yoğun bir rapor hazırlamışsınız, cevaplar da çok. Tabii. Bizim de zamanımız kısıtlı ama sevgili seyircilerimiz neler görüştüğünü anladılar. Güzel de anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ana habere ve teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar, ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi haberler. Sağ ol. Evet sevgili seyirciler, önemli bir görüşmeydi ve kadınlar grubunun, Müslüman Kadınlar Grubu'nun görüşmesi çok önemliydi.